Evet arkadaşlar, 14. soruyu da birlikte değerlendirmiştik. Balkan Savaşları'nın kaybetmesi ordu siyasete karıştı demiştik. Savaş öncesinde ordunun bir bölümü tahsis edildi. Allah'ın bir mücadelesi de neydi? Balkan Savaşları'nın kaybetme sebebimiz de. Hemen burayı da geçelim hızlıca. Bu sorumuzla geçiyoruz. Neye geldik? 15. soru. Acaba bu soruyu yapacak var mı? Evet, bu soruyu yapmak isteyen İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra Balkan devletleri arasında imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Ne zaman? İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra. Bakıyorum, eğer ki soruda bana Birinci Balkan Savaşı sonunda imzalanan anlaşma deseydi, cevabım Londra Anlaşması olurdu. Bana İkinci Balkan Savaşı sonunda kimler arasında demiş? Balkan ulusları arasında. Balkan ulusları arasında imzalanan anlaşma. Evet arkadaşlar yazmış mı? Bakalım hemen değerlendirelim. Evet yazmışlar bile çoktan. Ömer Furkan. Arkadaş da gelmiş. Cansel de. Evet teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İkinci Balkan Savaşı sonucunda imzalanan Balkan ulusları arasında imzalanan hangi anlaşma? Bükreş Anlaşması. Yani cevabım ne? Bursa diyebiliriz. Evet devam edelim. Arkadaşlar işlediğimiz konuyla ilgili çözdüğümüz için inşallah siz de hepsini doğru yapmışsınızdır diye düşünüyorum. İkinci Balkan Savaşı'nın başlamasına etki eden gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Balkan Savaşı'nda bakalım bir Bavari baskınının yaşanması. İkinci Balkan Savaşı'nın sebebi Bavari baskınının yaşanması olamaz. Çünkü İkinci Balkan Savaşı Osmanlı Devleti'ne karşı açılmadı. Bu yüzden olabilir mi? Hayır olamaz. Bu olay Osmanlı Devleti'nde İç politik olan bir olaydır. Arnavutluğun bağımsızlığını ilan etmesi. Bu olayda Birinci Balkan Savaşı'nın sonucu, yani Birinci Balkan Savaşı ile ilgili Osmanlı Devleti'nin Bulgaristan'a saldırması, ne demiş? İkinci Balkan Savaşı'nın başlamasına etki eden olay, Osmanlı Devleti'nin Bulgaristan'a saldırması başladıktan sonra, bu başladıktan sonraki gelişme Kiliseler Kanunu Birinci Balkan Savaşı'nın sebebiydi. Birinci Balkan Savaşı sonunda en çok toprağı Bulgaristan'ın alması Yunanistan'ı kızdırdı. Yunanistan Ege Denizi'ne kıyısı olduğu için Bulgaristan'ın diğer Balkan uluslarında etkileyerek ne yaptı arkadaşlar? Evet, ne yaptı? İkinci Balkan Savaşı'na sebep oldu. Yani cevabı Adana olacak bu soruda da. Hepsini doğru yaptınız inşallah, değil mi arkadaşlar? Bakalım hepsini doğru mu yaptınız acaba? Merak ediyorum ya. Soruya bakmışsınız. Evet. On yedinci soruda bana ne diyor? Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması gelişmelerinden hangileri de açıklanabilir? Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması ham madde ve pazar arayışının olmasıyla etkili mi? Evet. Milliyetçilik düşüncesinin yayılmasıyla etkili mi? Evet. Avrupalı devletler arasında rekabetin yaşanmasıyla alakası var mı? Yok. Neden yok? İşte en çok kafanızı karıştıran sorulardan biri bu. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması gelişmelerinden hangileriyle açıklanabilir? Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması devletler ham madde ve pazar arıyorlar mı? Evet. Milliyetçilik düşüncesiyle sınırlarını genişletmek istiyorlar mı? Evet. Kim gibi? Yunanistan gibi. Kim gibi? Sırbistan gibi. Kim gibi? Avusturya Macaristan gibi diyebilirim. Ama Avrupalı devletler arasında rekabetin yaşanması savaştan
savaştan önce başlayan bir gelişme. Rekabet, savaşın başlamasındaki gelişme hangi açıklama ne diyor ya? Savaş başladıktan sonra rekabet başlamadı. Rekabet savaştan önce başladı. Bu yüzden cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak cevabımız. Ha, rekabetin olması etkili mi? Evet, etkili. Ama savaşın başlamasında etkili mi? Hayır. Savaşın başlamasında etkili olan olay hanedan çekişmeleridir. Rekabet değildir. Rekabet neye sebep olmuştur? Rekabet blokların oluşmasına sebep olmuştur. Ha, doğrudan bir etkisi yoktur. Dolaylı olarak etkisi vardır tabii ki. Ama doğrudan bir etkisi yoktur rekabetin başlamasına. Aslında burada soru sormanızı bekliyorum ama bir şey sormuyorsunuz. Hocam bunu taramada sormuştunuz, açıklamıştınız sonra. Ha, tamam, o yüzden sormuyoruz diyorsunuz. Ha, evet, o yüzden. Tamam. Belki dediğim gibi yanlış yaparsanız bu soruyu yanlış yapabilirsiniz. Söylemiştim, önceden sorularınızı hatırlamıştım, bunlardan soruyorum. Devam edelim. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Trablusgarp Savaşı sırasında yaşanmıştır? Derne ve Tobruk savunması, Bilgazi savunması, Anapartalar savunması. Hangileri Trablusgarp Savaşı'nda var? Evet, Mustafa Kemal nerede mücadele etti? Şurada Mustafa Kemal mücadele etti. Nerede? Derne ve Tobruk'ta. Bilgazi'de mücadele eden kişi kim? Enver Paşa. Anapartalarda mücadele eden kişi kim? Mustafa Kemal. Ama Anapartalar nerede arkadaşlar? Anapartalar. Evet. Anapartalar nerede? Çanakkale Savaşı'nda. O yüzden şu Çanakkale Savaşı'nda vardır. Cevap nedir? 1 ve 2. Anapartalar. Bu var mı seçeneklerde? Yok. Trablusgarp Savaşı'nda nerede mücadele etmişlerdi? Yine şöyle bir harita çizdiğimizde Derne'de, Tobruk'ta, Bingazi'de ve Trablusgarp'ın merkezinde mücadele ettiler. Anapartalar nerede? Çanakkale'de. Trablusgarp Savaşı'nın herhangi bir alakası var mı? Yok. Bu yüzden cevabımız da ne? 1 ve 2. Yani denizli diyebiliriz. Diğer sorumuza geçelim. 19. Yukarıdakilerden hangileri Balkan Savaşları sonunda ortaya çıkan sorunlar arasındadır? Balkan Savaşları sonunda ortaya çıkan sorunlar arasındadır. Evet, burada cevap vermek isteyen var mı? Bakalım. Ben bu olaylardan hangilerini Balkan Savaşları sonunda ortaya çıkan bir sorun. Daha önce veya daha sonra ortaya çıkan bir sorun değil. Balkan Savaşları'nda ortaya çıkacak bir sorun. Kıta sağlığı sorunu. Evet, ben Ege Adaları'nı kaybettim. Ege Adaları'nı kaybettim. Kim aldı Ege Adaları'nı arkadaşlar? Yunanistan aldı. Neresi? Gökçeada, Bozcaada. Burası kimde kaldı? Bu bölge kimde kaldı? Tabii Türkiye yazısını geliyor doğal olarak. Osmanlı Devleti'nde kaldı. Hatta bu adaların Osmanlı Devleti'nde kalmasını sağlayan kişi kimdi? Hüseyin Rauf Orbay'dı. Hüseyin Rauf Orbay, Hamidiye kahramanı olmuş. Hatırladınız mı arkadaşlar? Hamidiye kahramanı Hüseyin Rauf Orbay'da işte şu arada ne oluştu? Bir boş alan olması istendi. Yani kıta sahanlığının olması gerekiyor. İşte bu kıta sahanlığını sürekli Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Aşmaya çalışıyor. Bu da Ege Adaları sorunu ve kıta sahanlığı sorununu ortaya çıkarıyor. Girit sorunu ilk defa Balkan Savaşları sonunda ortaya çıkmadı arkadaşlar. Girit sorunu
sorunu nerede ortaya çıktı? Berlin Anlaşması'nda ortaya çıktı. Tabii siz de haklısınız. Henüz Berlin Anlaşması'nı görmedik. Berlin Anlaşması'nı görseydik bu soruyu yapardınız. İlk defa Berlin Anlaşması'nda Rusya dedi ki Ermenilere ve Girit'teki Rumlara ıslahat yapacaksın dedi. Girit sorunu ilk defa Berlin Anlaşması'nda ortaya çıktı. Ha burada ortaya mı çıktı? Hayır. Ha bundan sonra sorun devam etmiştir Girit sorunu. Ama sorun ortaya çıkan sorunlar arasında dediği için cevabım 1 ve 2 olacak. Yani Denizli olacak bu sorunun cevabı. Devam edelim. Neredeyiz? Evet, neymiş? Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal'in komutasındaki direniş bölgelerinden hangilerinde başarılı olmuştur? Evet, Mustafa Kemal nerelerde başarılı oldu? Evet, Mustafa Kemal nerede savaştı zaten? Derne ve Tobruk'ta savaştı. Derne ve Tobruk'ta savaştığı için buralarda başarılı oldu. Yani cevabım 1 ve 2. Peki, merak ediyorum. Bilen arkadaşlar var mı? Akka'da başarılı olan kişi kimdir? Biliyor musunuz? Bakalım bilen var mıymış? Yasemin biliyor musun? Yasemin yazmıyor. Evet, Akka'da başarılı olan kişi Nizam'ı Cedid ordusu. Nizam'ı Cedid ordusunun başına geçen kişi de kim? Cezzar Ahmet Paşa. Cezzar Ahmet Paşa yaşı o kadar büyük olmasına rağmen arkadaşlar Cezzar Ahmet Paşa Nizami Cedid ordusunun başına geçiyor. 3. Selim döneminde yani 18. yüzyılda göreceğiz. İlk defa Nizami Cedid ordusu Akka'da Fransızlara karşı mücadele edecek ve başarılı olacak. Ne diyecek Fransız ordusu? Boynuz kulağa geçer atasözünü söyleyecek. Neden boynuz kulağa geçer diyecekler? Çünkü Nizami Cedid ordusunu Fransa'dan getirdiğimiz subaylar eğitecek. Fransa'dan getirilen subayların eğittiği ordu Akka'da Fransız ordusunu yenince ne diyecekler onlar da? Boynuz kulağa geçer atasözünü kullanacaklar. Bu atasözü de buradan gelmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Tabii Cezar Ahmet Paşa bakmayın siz böyle anlattım ama bu adamın yaşı çok büyüktür. Hatta ne diyorlar? O yaşlı adam olmasaydı biz Akka'yı kazanırdık diyorlar. Mustafa Kemal var mı tabii Akka dönemlerinde? Yok arkadaşlar. Mustafa Kemal'in mücadele ettiği yer Trablusgarp'ta Derne ve Tobruk. Yani Denizli seçeneği diyebiliriz. 21. sorumuza bakalım. İkinci Balkan Savaşı'nın nedenleri arasında aşırılıklardan hangisi yer almaktadır? Evet, İkinci Balkan Savaşı'nın sebepleri arasında aşırılıklardan hangisi yer almaktadır? Rusya'nın Bosna-Hersek'i ele geçirme isteği. Bu hangi savaşın sebebi? Birinci Dünya Savaşı'nın sebebi. Kuzey Afrika'daki son Osmanlı toprağının İtalyanlarca işgal edilmesi. Bulgaristan'ın genişlemesine Balkan devletlerinin huzursuzluk yaratması bu ikinci Balkan Savaşı'nın sebebi. İkinci Balkan Savaşı'nın nedenleri arasında şıklardan hangisi yer almaktadır? Cevabımız D. Ceyhan. Kuzey Afrika'da da son toprak parçasının İtalya'nın işgal etmesi bu Trablusgarp Savaşı'nın sebebi. Almanya ve Fransa arasındaki kömür rezervi sorunu yani Alsace-Lorraine sorunu bu da ne? Birinci Dünya Savaşı'nın sebebi. Osmanlı Devleti'nin Edirne
Kırklareli'yi geri alması, bu da ikinci Balkan Savaşı'nın sonucu, sebebi değil, sonucudur. Bana neyi sormuş? İkinci Balkan Savaşı'nın sebebini sormuş. Sebebi nedir? Ceyhan'dır. Değil mi arkadaşlar? Bu soru da bu şekilde. Evet, nereye geçtik? 22. Aşağıdakilerden hangileri Balkan Savaşları'nın sonuçları arasında yer almaz? Balkan Savaşları'nın sonuçları arasında yer almaz. Balkanlardan Anadolu'ya yoğun bir göç, Türk göçünün yaşanması yer alır mı? Bakalım soruyu çözdünüz mü? Tabii. Ama onu çözmüşler. Daha bu çözülmemiş. Evet, cevap veren var mı? Aslında soru basit. Hemen şart diye çözmeniz lazım bu soruyu. Çoktan cevap vermiş olmanız lazım. Evet, soru ne diyor? Aşağıdakilerden hangileri Balkan Savaşları'nın sonuçları arasında yer almaz? Balkanlardan Anadolu'ya yoğun bir Türk göçü yaşandı mı? Evet, hatta ne diye geçiyor? Tersine göç. Tersine göç yapıldı. Doğru mu? Doğru. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki egemenliğinin sona ermesi, Balkanlardaki toprağının sona ermesi dese yanlış diyebilirim. Ama egemenlik, yani o bölgede etkinliği sona erdi mi? Evet. Oradaki adaların elden çıkması, Ege adalarının kaybedilmesi, Ege adalarını kaybetti. Balkan Türkleri sorununun ortaya çıkması, evet. Ama 12 adanın elden çıkması hangi savaş? Trablusgar Savaşı'nın sonucu. O yüzden cevabım da nedir? Ceyhan'dır burada arkadaşlar. Evet, neye geçtik? 23. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı'nın özellikleri arasında yer almaz? Mustafa Kemal'in Surubici'ye karşı verdiği ilk mücadeledir. Doğru mu? Mustafa Kemal'in karşılaştığı ilk sömürgeci devlet kimdir? İtalya değil miydi arkadaşlar? O yüzden sömürgeciliğe karşı verdiği ilk mücadelemi, evet, doğru. Kuzey Afrika'daki son toprak parçamızı kaybettik. Doğru mu? Doğru. Dale ve Tobruk savunmalarının yapılması. Artık ezberledik. Dale ve Tobruk'ta kim var? Mustafa Kemal var. Kıta sağlığı sorununun ortaya çıkması. 12 adanın kaybedilmesi. Ben 12 adayı nerede kaybettim? Trablusgarp'ta kaybettim. Ama kıta sahanlığı sorunu, kıta sahanlığı sorunu nerede? Hangi savaşın sebebi? Balkan Savaşı'nın sebebi. Trablusgarp'la herhangi bir alakası var mı? Yok. O yüzden cevabımız nedir? Denizli'dir diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım sizler cevap vermiş misiniz? Evet, çoktan cevabı vermişler. Pratik öğrenciler. Diğer soruya da geçelim. Osmanlı Devleti, Yunanistan, Selanik, Makedonya topraklarından hangilerini Balkan Savaşı'nda kaybetmiştir? Evet, bu soruya ne diyorsunuz? Osmanlı Devleti, Yunanistan, Selanik, Makedonya topraklarından hangileri Balkan Savaşı'nda kaybetti? Balkan Savaşı'nda kaybedilen topraklar şifresi neydi? Badem gibi Kosova hocam, öyle değil miydi? Badem gibi Kosova'yı kaybettik.
Bağdat gibi Kosova dediği şey neydi? Nereye tarif ettim ben? Batı Trakya veya sırasıyla bunları yazalım şuraya, şunu silelim. Şifremiz neydi? Bağdat gibi Kosova. Nereleri kaybettim ben? Batı Trakya. Nereyi kaybettim? Doğu Trakya. Arnavutluk. Ege Adaları. Makedonya. Başka nereyi kaybettim? Kosova. Öyle değil mi arkadaşlar? Ama bu topraklar içerisinde mesela Batı Trakya, Doğu Trakya, Arnavutluk, Ege Adaları, Makedonya, Kosova'yı kaybettim. İkinci Balkan Savaşı'nın sonunda nereyi geri almıştı? Doğu Trakya'yı. Doğu Trakya'da İkinci Balkan Savaşı'nda geri alındı. Geri alan kişi kimdi? Hatırlıyorsanız Enver Paşa'ydı. Edirne Fatih olmuştu. Bolayır'da Mustafa Kemal başarı gösterdiği için Bolayır Fatih'i veya Balkan Fatih'i diye geçiyordu Mustafa Kemal'de. Doğu Trakya'yı geri aldık biz. Diğer toprakları kaybettik. Batı Trakya'nın içerisinde nereler var? Selanik, Seles, İpsala, Gümülcine. Bunları sayabilirim. Yani Yunanistan'ı kaybetmiş olabilir miyim? Hayır. Ben Yunanistan'ı ne zaman kaybettim? 1829 Edirne Anlaşması ile kaybettim. Balkan Savaşları 1912-1913 tarihleri arasında. Selanik'i kaybettim mi? Evet. Çünkü nereyi kaybettim? Batı Trakya'yı kaybettim. Makedonya'da kaybettiğim yerlerden biri mi? Evet. Balkan Savaşları'nda nereleri kaybettim ben? Edirne'yi. Yani 2 ve 3'ü kaybettim. Trablusgarp Savaşı'nın başlamasına şuraları silelim. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Ne diyor bana? Trablusgarp Savaşı'nın başlamasına devletlerinden hangilerinin gelişen sanayisini ham madde bulma isteği belirleyici olmuştur? Bakalım cevap veren var mı? Evet, bu soruya cevap vermek isteyen var mı arkadaşlar? Trablusgarp Savaşı'nın başlamasına Avusturya, İngiltere, İtalya devletlerinden hangilerinin gelişen sanayisine ham madde bulma isteği belirleyici olmuştur? Kim? Trablusgarp Savaşı'nı başlatan devlet kim? İtalya değil mi? İtalya ne arayışı içerisinde? Sömürge arayışı içerisinde. İtalya'da gelişen bir sanayi var mı? Var. İtalya gelişen sanayisine ne arıyor? Sömürge. Bu yüzden hangi savaşı başlatıyor? Trablusgarp Savaşı'nı başlatıyor. Cevabım bu yüzden ne olacak? İtalya olacak. Yani cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Ha diyeceksiniz Avusturya. Avusturya gelişen sanayisi bir İngiltere, bir Fransa gibi değildir. Avusturya'da. Ama az çok az da olsa bir sanayisi vardır. Yine nerede etkili? Birinci Dünya Savaşı'nda etkili. Veya Bosna Hersek'in ilhakında etkili. İngiltere zaten başlı başına sömürgeci olan bir devlet. Ama Trablusgarp Savaşı'nın başlama sebebi neydi? İtalya'nın sömürge arayışıydı hatırlıyorsanız. Değil mi arkadaşlar? Evet, bugünlük 25 soru çözmüş oldum. Bir dahaki dersimizde yine bu konular ve Birinci Dünya Savaşı dahil soru çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ama bir dahaki dersimizde bu konulardan sorular hani birkaç tane olur. Genellikle Birinci Dünya Savaşı ve cephelerle ilgili sorularla devam edeceğiz tekrardan. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hocam görüşürüz.